Niçin yemek yeriz? Hayvanların karınlarını doyurmakla bizim yemek yememiz aynı şey midir? Beslenme alışkanlığımıza medyanın beslenme uzmanlarının etkisi nedir? Yemek yemek kültüre ve yaşam tarzlarına göre değişir mi? Sağlıklı olmak için nasıl yemek yiyelim? Gelin bunları hep beraber detaylı bir şekilde inceleyelim. Özümüz İnsan, Sözümüz Toprak programının kıymetli takipçileri merhabalar sağlığımızı bozan sağlıksız yayınlar. Beslenme sadece açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyler yemek içmek değildir. Yemek yemekten maksat sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögürlerini yeterli miktarda ve uygun zamanlarda yemektir. Yemek yemek bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. İsmet Özel'in Jean Dalmas'tan çevresinin yaptığı bir kitap var. Gariplerin kitabı. O kitapta der ki yem yer gibi yemek yordu ifadesi geçiyor. Burada yemek yemenin sadece karın doyurmak için yapılan bir eylem olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Yemek yemenin estetikle ilgili bir yönü var mesela. Yemek yilemi güzel, hoş ve haz veren bir şeydir. Bizim kültürümüzde yeme özel anlamlar yüklenir ve estetik bir yönü vardır. En başta yemek yeniden yerden başlar fark bizde asıl olan sofradır. Yemek masası değil. Yani fiziki bir nesne değildir. Fiziği metafiziğe taşıyan bir olgudur sofra. Sofrada karınlar doymaz sadece. Gönüller de doyar, ruhlar da. Sofralar başta ayrı bilirleri bir araya getiren, onları çok yönlü olarak birbirleriyle iletişime geçiren bir aile içi iletişim ortamıdır. Ailenin bir ferdi gelmeden sofraya oturamazsın. Ama yemek masasına oturursun. Yemek masasında kimin ne yediği belli değildir. Burada yemek masasından kastım, yemeğin masasının fizik anlamda bir masadan, bir sandalyeden bahsetmiyorum. Sofranın toplumsal bir yönü vardır. Düğünler, ölümler, törenler, toplantılar, meclisler için sofra açılır mesela. Sofranın tıpkı ailede olduğu gibi topluma da bir arada tutmaya yarayan bir yönü vardır. Sofra adabı diye bir şey var mesela değil mi? Adap ne? Edepler, ahlaki kurallar demek adap. Yani sofra kişiye aynı zamanda edep, ahlak ve nezaket öğretiyor. Konumuz sofra adapları değil elbette. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Sağlığımızı bozan sağlıksız yayınlar bizim en başta soframızı bozdular. Bize gram gram beslenmeyi, tartarak yemeyi, bölerek içmeyi, önererek bizi sofradan kaldırdılar. Kendi özel menümüzle masaya oturtturdular. Porsiyonumuz belli olacakmış ya işte ondan. Her taraf beslenme uzmanıyla dolu. Yönümüzü nereye çevirsek bir beslenme uzmanı, bir diyetisyen. Diyetisyen spor merkezleri adımını attığın her yerdeler. Her gün televizyonlarda baş köşede bir beslenme uzmanı konuşuyor. Sosyal medyada takipçileri en fazla olanlar beslenme uzmanları. İşini hakkıyla yapan, bilimsel referanslardan beslenen beslenme uzmanları başımızın tacı. Onlara bir sözümüz yok insanları korkutarak, panikleterek tüm dikkatleri üzerine çekip buradan nemalananlara sözümüz. Sözde beslenme uzmanlarının bazıları insanları korku türelinde yaşatmaya başladı. Onun yeme, bunun yeme, buna yaklaşma, şunu asla sofrana koyma vesaire cinsinden bir sürü hezeyanlar. Bu yalan yanlış, abuk subuk, saçma sapan, bilimsel olmayan bilgiler medya yoluyla geldiği için biz de bir ön kabulle kabul ederiz bu bilgileri. Çünkü medyanın gücü var. Medya okur yazarı değilseniz medyanın verdiği her bilgiyi kabul eder, zoka yutarsınız tabiri caizse. Ne kadar da medya okur yazar olsanız da en cahilinden en kültürlüsüne insanımız bu yayınlardan etkileniyor. Acaba doğru mu besleniyorum, yanlış mı besleniyorum? İnsanlar ikilemde, Şapkadan tavşan çıkaran ilizyonistler misali bize yeni ürünler, alternatif besin ürünleri, gıda takviyeleri pazarlayarak nasıl bir formda kavuşacağımızın hayalini vaat ediyorlar. Bir tür modern anlamda falcılık yapıyorlar. Bu gıdayı sakın yeme, şu meyveden uzak dur. Bu gıdayı sakın alma, onlar yerine şu şunu şu kadar zamanda yersen, şöyle zayıflayacaksın, şu kürüğü kullanırsan fit bir vücudun olacak, şu alternatif gıdayı yersen daha iyi olacaksın türünden falcılık yapıyorlar. Baştan şunu söyleyeyim. Bu yaşam biçimimizle biz bu modern falcılara mahkumuz. Çünkü beslenme biçimimiz yanlış. Çağımız insan adeta yemek yemek için yaşıyor. Acıkmayı unuttuk. Şöyle adam akıllı acıkıp yemek yenimiz çok azdır. Acıkmadan yiyoruz. Sabah kahvaltısı çok önemlidir deyip tıka basa yiyoruz, değil mi? Öyle vakti geliyor ama biz 9 daha. Ama öğün atlamamamız lazım deyip tekrar öğlen de yiyoruz. Akşama eve vardığımızda daha acıkmadan hastalığına sofraya oturuyoruz hemen. Sofrada en az 3-4 çeşit yemek olmazsa sistem ediyoruz. Nerede bu tatlı diyoruz ben yemekten hemen sonra. Kahve çikolatasız ya da lokumsuz olmaz tabii. Arkasından çayın yanında tatlı ve kuru yemiş. Yatmadan önce de meyve mutlaka yenmeli. Bu beslenme şekliyle değil şişmanlamak, obezite olmamak elde değil. Dolayısıyla sorun yediğimiz gıdalarda değil, bizim yeme alışkanlığımızda. Bir yandan açlıktan ölen insanlar, bir yanda çok yiyen, şişmanlayan, obez olan ve sonunda da zayıflamak için harcanan binlerce, yüz binlerce lira. Bu yanlış beslenme yeni değil. Eski dönemlerde de var. Mesela Roma'da azgın azının daha çok yemek için kustuğunu biliyor muydunuz? Dünya dünyanın en görkemli devletlerinden biri olarak anlıyoruz Roma İmparatorluğu. Halbuki kökünde zulüm var, kan var, gözyaşı var. Her şeyden önce gücü üstün tutan bir medeniyet, hakkı üstün tutan bir zihniyet değil. Filmler çekiliyor, diziler yapılıyor ama hiçbirinde bu kötü yönleri gösterilmiyor. Romalılar yatarak yemek yerlermiş keyiflerine düşkün oldukları için. Çok aşırı tüketiyorlar ve köleler de bunların atıklarını yiyorlar. Zenginin çok zengin, fakirin çok fakir olduğu tam bir zulüm düzeni. Aşırılık bu ya. Romalılar uzun partileri, yiyecekleri ve içmeyi çok severlermiş. Bu yüzden doyduklarında bilerek kusar ve yemeye, içmeye devam ederlermiş. Özellikle büyük ziyafetlerde yapılan bu eylem için kimileri masa çevresinde bulundurdukları tasları kullanırken bazı evlerde formaliteler de bir kenara bırakıp direkt yere kusuyorlarmış. Kusma deyince bugün de bazı diyet tariflerinde hala bu kullanılıyor bu yöntem günümüzde. Yani bugün de insanlar daha çok yemek için kusuyorlar. Hayat dengedir. Zehir ve ilacın arasındaki temel farklardan biri dozudur. Abartmadan kararınca yemek yiyin ve yoksula da yedirin. Eğer tadını bilirsek, yemeği paylaşmak yemek yemekten daha lezzetlidir. Sağlığınızı bozan sağlıksız yayınları takip ederek hayatınızı kabusa çevirmeyin. İşin uzmanından alın bilgilerim. Medyanın ve özellikle sosyal medyanın bize pompaladığı yanlış ve manipülatif bilgilere karşı uyanık olun. İnternetten aldığınız bilginin kaynağına bakmanız gerekiyor ve o bilgileri sorgulamanız gerekiyor. Her malumata temkin yaklaşmak gerekiyor. İletişim çağındayız ve müthiş bir bilgi akışı var. Lakin yanlış bilgiler de var, kili bilgiler de var internette. İnternetten gelen bilgileri süzmek ve bir filtrasyona sokmak gerekiyor. Evet internetten bilgi alın ama kendi bilinç süzgecinizden geçirip o bilgi kendi anlam değer dünyanıza ondan sonra katın. İslam peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karnınız iyice acıkmadan yemeğe oturmayınız buyuruyor. Tam doymadan kalkınız diyor. Evet yine alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insana belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Bunu yapmıyorsa midenin üçte birini yeme üçte birini suya, üçte birini de havaya ayırsın buyuruyor. Yine ayet-i kerimede yemeğiyle ilgili, yemekteki denge ile alakalı Araf suresinin 30 bin ayet-i diyor ki Allahu Teala Ey Adem oğulları her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Gördüğünüz gibi hayat bir denge üzerine kuruldu. Başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın.